Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Ardışık 5 çift sayıdan en küçük 3'ünün toplamı en büyük ikisinin toplamı ne eşittir? Şimdi ardışık 5 çift sayı. Şimdi çift sayılar biliyorsunuz arkadaşlar 2, 4, 6 şeklinde gidiyor. Yani ikişer ikişer artıyor. İkişer ikişer arttığı için o zaman ben şöyle diyebilirim. X, x artı 2, x artı 4, x artı 6 ve x artı 8 diyebilirim. Yani bu birinci sayım, ikinci sayım, üçüncü sayım, dördüncü sayım ve beşinci sayım. Bu 5 çift sayıdan en küçük 3'ünün toplamı. En küçük 3'ü x, x artı 2 ve x artı 4'tür. Yani şu 3'üdür. X, x artı 2, x artı 4 en küçük 3'üdür. En büyük ikisinin toplamına eşit. En büyük ikisi demek de arkadaşlar x artı 6 ile x artı 8'in toplamı eşitmiş bunlar. Burası 3x artı 6 yapar. Burası 2x artı 14 yapar. Buradan da x 8 olur arkadaşlar. Ortanca sayı nedir? Ortanca sayı burada arkadaşlar x artı 4'tür. X yerine de 8 yazarsam 8 artı 4'ten cevabım 12 olur. Demek ki ortanca sayım da arkadaşlar 12'ymiş. Maliyet fiyatı XTL ve satış fiyatı YTL olan bir ürün için Y eşittir 4X eksi 100 bağıntısı veriliyor. Bu satıştan 80 TL kar elde edildiğine göre ürünün maliyet fiyatı kaç TL'dir? Şimdi maliyeti X liraymış, satışı Y liraymış, bir bağıntı vermiş, 80 TL de kar elde etmiş. Ne olur arkadaşlar? Y liraya satıyorsa X'i almış, yani alış fiyatı maliyeti X lira ve bundan da 80 lira kar elde etmiş. O zaman ben bunu Y eşittir X artı 80 şeklinde diyebilirim. Yani satış fiyatı eşittir. Alış fiyatı yani maliyet artı karı. Adam X almış 80 lirada karını bırakmış satıyor. Y eşittir X artı 80 diyebilirim. Peki verdiği bağıntı ne arkadaşlar? Y eşittir 4X eksi 100. Peki ben burada Y gördüğüm yere X artı 80 yazarım. X artı 80 eşittir 4x eksi 100, 3x eşittir 180, 180'i 3'e bölsem x'i kaç bulurum arkadaşlar? 60. Maliyet fiyatı x'ti zaten, x'i de ben 60 buldum. Demek ki maliyeti 60 TL'ymiş arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Bir manavdan 5 kilogram elma, 2 kilogram muz ve 4 kilogram portakal alınca ödenmesi gereken miktar 50 TL'dir. 3 kilo elma, 2 kilo muz, 8 kilo portakal alınca ödenmesi gereken miktar 52 TL'dir. Buna göre bu manavdan 3 kilogram elma, 1 kilogram muz, 1 kilogram portakal alınca ödenmesi gereken miktar kaç TL'dir demiş arkadaşlar. Şimdi demek ki bu adam 5 kilo elma, 2 kilo muz ve 4 kilo portakal alınca 50 TL ödüyormuş. Yani şöyle diyebilirim. 5 kilo elma, 2 kilo muz, 4 kilo portakal eşitmiş 50 liraymış. Veyahut 3 kilo elma, 2 kilo muz, 8 kilo da portakal alınca da diyor 52 kilo 52 TL ödemiştir. Yani 3 kilo elma, 2 kilo muz, 8 kilo da portakal alınca 52 TL ödemiş olur. Peki benden neyi soruyor? Adam diyor ki 3 kilo elma, 1 kilo muz ve 1 kilo portakal alınca diyor ne kadar öder? Ve şu iki denklemi vermiş bana. Ben bu iki denklemden buna ulaşmaya çalışacağım. Peki ne yapabilirim arkadaşlar mesela? Şu yukarı 2 ile genişletsem, aşağıyı da eksi ile çarpsam. Yani burası ne olur? 10 elma, 4 muz,
8 portakal eşittir 100'e. Eksiyle çarptığım için burada önüne eksi işaret değişecek. Eksi 52. Bu ikisini taraf tarafa toplarsam artı 8 portakal eksi 8 portakal sadeleşir. Artı 10 elmadan 3 elma çıkarsa 7 elma kalır. 4 muzdan 2 muz çıkarsa arkadaşlar 2 muz kalır. 100'den 52 çıkarsa 48 kalır. Demek ki 7 kilo elma artı 2 kilo muz da 48 TL'ye eşitmiş. Bunu buldum. Peki buradan bunu yakalamaya çalışacağım. Nasıl bunu elde edebilirim? Şöyle düşünebilir miyim? Şu en üstteki arkadaşlar yani 5 kilo elma, 2 kilo muz, 4 kilo portakal eşittir 50 liraydı. En başta demişti. Bir de ben burada ne buldum? 7 kilo elma ile 2 kilo muzun toplamını 48 lira buldum. Ne yapacağım? Ben bu ikisini de yine taraf tarafa toplayacağım. 5 kilo elma, 7 kilo elma daha ne yapar? 12 kilo elma. 2 muz, 2 muz daha 4 kilo muz artı 4 kilo portakal eşittir 98 TL. Peki ben her tarafı 4'e bölsem, çünkü hepsi dikkat ederseniz 4'ün katı. 12'yi 4'e bölsem 3 elma, 4 muzu 4'e bölsem 1 kilo muz, 4 kilo portakalı 4'e bölsem 1 kilo portakal, 98'i de 4'e bölsem arkadaşlar 24,5 TL olur. Zaten benden de bunu sormuyor muydu? 3 kilo elma artı 1 kilo muz artı 1 kilo portakal ne kadardır? Demek ki 24,5 TL'ymiş arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Bir mağazada pantolonun fiyatı gömleğin fiyatının 2 katı, gömleğin fiyatı ise çorabın fiyatının 7 katıdır. Bu mağazadan 2 pantolon, 2 gömlek ve 6 çorap alan bir müşteri toplam 144 TL ödüyor. Buna göre bir adet gömleğin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi pantolon, gömlek ve çoraptan bahsetmiş. Pantolon, gömlek ve çorap olsun arkadaşlar. Şimdi demiş ki pantolonun fiyatı gömleğin fiyatının 2 katı. Gömleğin fiyatı da çorabın fiyatının 7 katıymış. Şimdi burada nasıl bir eşitlik kurabilirim? Arkadaşlar, gömleğin fiyatı da çorabın 7 katı. Yani ben çoraba XTL dersem gömlek çorabın 7 katıysa 7x olur. Pantolonun fiyatı gömleğin fiyatının 2 katıysa o zaman pantolona da 14x diyebilirim. Yani bu şekilde bir eşitlik, bir denklem yazabilirim. Yani x'e bağlı bir ifade yazabilirim. Ve bu mağazadan 2 pantolon, 2 gömlek ve 6 da çorap alan müşteri 144 lira ödüyormuş. Yani o zaman ben pantolon yerine 14x, gömlek yerine 7x, çorap yerine de x yazabilirim. 2 çarpı 14x, 2 çarpı gömlek yerine 7x yazıyorum. 6 çorap yani 6 çarpı çoraba da x demiştim. 6x eşittir 144 ise 28x artı 14x artı 6x eşittir 144 olur. 14x 6x daha 20x 28x daha burası ne yapar arkadaşlar? 48x yapar. 48x 144 olur. 144'ü 48'e bölsem 3 kere var. X'i de buradan 3 buldum. Peki benden neyi sormuş? Bir adet gömleğin fiyatı. Gömleğin fiyatına ben 7x demiştim. Gömlek arkadaşlar 7x ise ve x'i de 3 lira bulduysam, x yerine de 3 yazarsam 7 çarpı 3'ten 3 kere 7 21. Demek ki bir gömleğin fiyatı da 23 liraymış arkadaşlar. Pardon, 3 kere 7 21, 21 liraymış arkadaşlar. Başka bir örneğe bakacak olursak sorumuz ne demiş arkadaşlar? Bir işçi çalıştığı ilk 7 gün
için toplam x TL daha sonraki her gün için x artı 30 TL ücret alıyor. Bu işçi 15 gün çalıştığında 1320 TL ücret aldığına göre x kaçtır? Şimdi diyor ki ilk 7 gün için toplamda x lira almış. Daha sonra da her gün için x artı 30 lira. Yani diyor ki ilk 7 günde toplam x lira aldı. Tamam. Ama sonraki her gün için. Şimdi 7 gün aldı. 15 gün çalışmış. O zaman geriye 8 gün kalmış olur. 8 gün boyunca her gün x artı 30 lira para almış. O zaman ben şöyle bir eşitlik yazabilirim. İlk 7 günde x lira para alıyor. 15 gün çalışmış. 7 günde x lira aldıysa geriye kalan 8 günde, çünkü 8 7 daha 15 gün yapar. Her gün x artı 30 lira almış. O da 1320 eşitmiş arkadaşlar. Buradan 8'i paranteze dağıtırsam 7x artı 8x artı 240 yapar. 1320 olur. 15x yapar. 1320'den 240'ı çıkartırsam arkadaşlar 1080 olur. 15x eşittir. 1080'i de şöyle yazabiliriz. 180 çarpı 10 diye yazalım. 5'e böl 3, 5'e böl 2. 108'i 3'e böldüğümüz zaman kaç gelir arkadaşlar? 30. 3x eşittir 216 diyelim. 216 bölü 3'ten 3 kere 7 20 72. X'i kaç bulurum arkadaşlar? 72. X kaçtır? 72 şeklinde bulurum arkadaşlar.